Merhaba 3. sınıflar dersimize hoş geldiniz. Ben Esma öğretmen. Türkçe ve matematik dersinde birlikte olacağız. İlk konumuz harf bilgisi, ünlü ünsüz harfler, kalın ve ince ünlüler. Dersimize hazırsanız başlıyoruz. Alfabemizde toplam 29 tane harf var. Dizilişini ezbere bilmemiz gerekiyor. Harflerin 8 tanesi ünlü harf. Bunları pembe kartona yazdım. Söyleyelim birlikte. A, E, I, I, o, Ö, U, Ü. Geriye kalan 21 harf sarı kartona yazdıklarım ünsüz harfler. Ünlü harfleri iki gruba ayırıyoruz. Kalın ünlüler, ince ünlüler. Bu harflerin neler olduğunu öğrenelim. A harfi kalın ünlüdür. Aslında bunu şu şekilde ayırt edebiliriz. Söylerken ses tonumuz eğer kalın oluyorsa kalın ünlüdür. İnce ise ses tonumuz ince ünlüdür. E ince ünlü, I kalın ünlü i ince ünlü o kalın ünlü ö ince ünlü u kalın ünlü ü ince ünlü bir şey fark ettiniz mi çocuklar noktalı olan ünlü harfler ince ünlü noktasız ünlü harfler kalın ünlü oldu tabi a ve e harfi için durum daha başka bunları ezbere bilmeliyiz Verilen harflerden önce ve sonra gelen harfleri bulacağız. Bunun için alfabedeki harflerin dizilişini ezbere bilmemiz gerekiyor. Eğer bilirsek hiç zorlanmayız. Şöyle yapacağız. H harfine kadar alfabeyi sayacağız. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. Bakın H'den önce ne dedik? Yumuşak G dedik. Yani R harfini söyledik. Yazdık. R, H, I, K'ye kadar sayıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L. A, B, C. C'den önce ne dedik? B dedik. B, C, Ç. V'ye kadar sayıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V. Bakın. V'den önce ne dedik? Ü dedik. Ü, V, Y. Kelimelerdeki harf sayısını ünlü ve ünsüz harfleri bulacağız. Her bir harfi teker teker sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harfi var paraşüt kelimesinin. Bunu yazdıktan sonra ünlü harflerine bakacağız. Paraşütte A ünlü, A ünlü ve Ü ünlüsü var. Yazalım A, A, Ü. Geriye kalanlar P, R, Ş, T ünsüz harfler oluyor. P, R, R, Ş, T. Köpek kelimesine bakıyoruz. Her bir harfi teker teker sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane harfi var. Ünlü harfleri Ö ve E. Ö, E. Geriye kalan K, P, K ünsüz harfler. Kelimelerdeki ince ve kalın ünlüleri belirleyeceğiz. Bunun için sadece ünlü harflerine bakıyoruz. İstanbul kelimesinin ünlü harfleri i, a, U. Peki bunlardan hangisi ince ünlüydü? Tabii ki İ sesi. A ve U sesi kalın ünlüler. Atatürk kelimesinin ünlü harfleri A, A, Ü. Ü sesi ince ünlü. A harfi kalın ünlü olduğu için kalın ünlülere yazdık. Ordu kelimesinin ünlü harfleri O ve U. İki harf de kalın ünlü olduğu için kalın ünlüye yazıyoruz. İnce ünlü harfi yok o ve u. Önder kelimesinin ünlü harfleri ö ve e, kalın ünlü harfleri olmadığı için ö ve e sesi ince ünlü harf olduğu için sadece buraya yazıyoruz. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.